Hobi müzisyen, program yapımcısı, sunucu, yazar ve gurme. Hepimiz hoş sohbetinin hastasıyız. Evet efendim, hoş bulduk Serdar'cığım, hoş bulduk New York City. Çok güzel abi seni görmek. Uzun zamandır görüşemiyoruz. En son bu yaz Evet ya. gelecektim konserine. Bodrum'da Yani, beceremedik. çok da Yani, güzel bir konser kaçırdım, evet, çok da evet, güzeldi. evet. Bir, New York'taki bize geldi, çok komik. Annem çok komik dedik ya. Bir de karısı var, bir genç ve çok güzel de bir kız. Ondan sonra annem, babam da mühendis. Benim inşaat mühendisi baba. Annem kıza baktı, 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 baktı böyle. Ha, doktorların da kız kadınlar karıları güzel olur dedi. Çünkü çok karı görürler dedi. Bir tanesi iyi seç. Benim bizim mühendisler dedi. Dağda gezer gezer dağda taşta dedi. Kadın gömülü şey ilk önüne geleni alırlar dedi. Kendine laf ediyor. 72, 76. 4 sene. Buradan bir ara kısa dönem Türkiye, oradan İtalya. Nerede tanıştınız abi şeyle? Masar Fuat'la. Valla o çok hatırlayamıyorum. Tek tek ayrı ayrı Çok böyle meşhur. şeyde. Ta evet, o da eski. Ta Kalamış, Fenerbahçe. Yani hep her gün uğradım Masar'a. O da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan mezun biliyorsunuz. Orada Evet. karısı da hale opera bölümünden mezundu. Yani muhabbetimiz çok eskidir. Masar şey derdi. Abi, bunda bir ipucu var. Mesela bir şey oldu. Mesela yere bardak düşer mesela. Abi, bu da ipucu var. Yere bardak düştü falan. Atıyorum bunu. Bir şey oldu falan. Abi ipucu. Adı ne olsun falan, adını seçiyoruz. Ben ipucu dedim. Ama esas kelimeyi bulan Masal'dır da, yani gruba uyarlayan benimdir. Fakat Türkiye'deki Anladım. gazeteciler ipucuyla yetinmediler. İpucu beşlisini gazeteciler taktı. Benim o zaman Londra'da çaldığım bir grup vardı, Kokomo diye. White Funk yapardı. Onun için heyecanlıya bakarsanız müzik pek masraf müziğine benzemez. White Funk, müziktir. Federico Fellini. Aslında bir şey daha söyleyeyim mi sana? Bertolucci'de bir şekilde bir yerde tanışmıştım şeyde. Positano'da. Efendim, o da bir arkadaşımın akrabası oluyor. Aa, ne güzel bir film. O zaman da tabii kardeşin çok değişik bir adamdı. Aa, ne güzel bir filmde karakteri olursun ya falan gibi laf, öyle bir konuşma Ha. geçmişti. Ama o iş zaman, yani resmen olmadı da, öyle bir konuşması geçmişti. Evet. Grubun en yakışıklısı olarak senin için öyle bir şey yazmışlar. Ben biliyorum hikayeyi. Tüm kızları da sen kapardın. Şöyle. Öbür Şimdi şarkı hangisiydi Ayhan abi? Bir tane daha yazılmıştı. deri deri kulakları küpeli. İşte Londra dönüşü. Londra'da bir döndüm abi. Kulağımda bir tane küpe var. O zaman erkek küpe takar mı ya? 70'ler Tabii birbirine tabii. girdi. Türkiye birbirine girdi. Sen Latin müziğe bayağı bir şeysin, hakimsin ve çok seviyorsun. O nereden geldi? Londra'da kaldın falan, hani Hastasıyım. çok böyle Güney Amerika'da da kalmadın ama. Evet, sonradan kaldım. Ama ilk başında kalmadım. İlk başta ama amatörce çalıyordum sağda solda. Wine Bar'da böyle Migos, Regides, bir adam Venezuela'yı bir adamla falan. Bongo falan çalıyordum ama esas hastalandığım, mikrobu aldığım şehir, Latin koronasını aldığım şehir Roma'dır. Şimdi de hala öyle ama eskisi kadar değil. Bir müzisyen için, Avrupa'da yaşayan müzisyen için, yabancı müzisyen için, yani bir Latin için, bir Amerikalı için en güzel şehirdi. Hem koca bir müze, büyük bir havalanı, aynı zamanda kar yağmıyor, hep hava sıcak, hep relax bir hayat. Müzisyen gibi ben, bütün her gün prova yaparız, takılırız, eğleniriz, sonra turneye çıkardık Avrupa'da. Ama prova yapmak için, oturmak için Roma'ydı, evimiz Roma'ydı, idealdi. Orada Doğru. bütün şey oturdu. Güney Amerikalılar, Panamalılar, Kübalılar, efendim Porto Rikolular, Venezuelalılar, efendim Amerikalı cazcılar, hepsinin evi Roma'daydı. Doğru. Öyle bir çevreye girdim. O giriş, o giriş. Sonra Berkeley'de Humboldt Üniversitesi'nde de müzik okudun değil mi? Kısa kısa. Müzik okudum. Evet. Ama kısa Evet. kısa okudum. Onlar yer Evet. okudum. Bunlar böyle Orada Perkaç'ın uzun falan orada okudun yani. 3 aylık, 4 aylık Aha. summer kurslar falan, Summer evet. kursları falan. Tamam. Berkeley'de bir percussion, bir Humboldt State'de şey okudum. Afro-Cuban Dance and Drumming. Bu çok güzel bir kurstu. Efendim, danslara davul çalıyorduk. Ama özellikle de Küba şeyine Küba meraklısın, değil mi? tabii. Her Yani zaman. ben de ya, yani hep şey derim. Acaba Kübalılar olmasaydı Latin caz ne olurdu? Olmazdı. Olmaz. Şu Kübalılar olması, Tabii. Porto Rico olması, Porto Rico Yeşilin olması büyüklüğü Latin caz olmazdı olmazdı. yani. Şey geldi mi sana? Muhakkak onu getirmen lazım. Roberto Fonseca diye Yok. bir piyanist getirmen lazım. Gitmedim. Aklında olsun. Bir arkadaşım da Gitmedim. benim. Upper East Upper East Side. Evet. İlk, en son orada bitti. İlk başta Upper West Side. Sonra Downtown. Efendim, ilk başta Downtown, pardon. Ondan sonra Upper West Side. Arkadaşım da gitti Downtown. Benim evim değildi. Upper West Side.
Ondan sonra Upper East Side. Yani Roma'da yaşadın, New York'ta yaşadın. Madrid'de bilmiyorum yaşadın mı ama. Evet. Çok, yani Tokyo'da çok... yaşamadın ama şey yaptın. Yaşadım. Orada, yani, orada yaşadın yani, mı Tokyo'da da? Dört ay. Ha, dört ay oradaydın o arada. Anladım. Tamam. Uzun kaldın. Yani modelliğe gittim. Dört ay modellik yaptım orada. Yani yürüyüş, resmen catwalk. Ama ilk nerede beni keşfettiler? Çok enteresan. Onun için tricky soru. İlk defilem Limelight'ta oldu. Senin orada. New York'ta. Limelight. Şeydeki meşhur Limelight. Tabii ki. Meşhur kilisede. Limelight'ta. Kilisede. Kilisede fashion show'da New London in New York diye bir fashion show'da modellik yaptım. Japonlar filme çekmişler. Japonlar teklif ettiler. Oraya gittim Japonya'ya. Ve Chelsea Otel'de kalıyordum. Oradan giderdik. Onun için. Chelsea Otel. Güzel otel. Tabii ki. Ya. Kardeşim harika. Onları tarih yazdık yani Chelsea Otel'de. Chelsea Otel. Tabii onunla ilgili şarkılar da var. Evet ama ben ağır abiyim artık Serdar'cığım bu işte. Yani evet. Ben ne dersem o olur. Sen bizim babamızsın. Var ya o şarkı. Sen ne, sen bizim babamızsın. Sen ne dersen o olur. Öyle bir şarkı var biliyorsun. Bilmiyorum. Türk pop müziğinin şeylerinden kalt kalt bir şarkı. Kalt. Sen bizim atlamış babamızsın. Şuna. Sen ne dersen o olur. Güzelmiş. Niye adım Sinan biliyor musun? Çünkü evet. Babam demiş ki benim çocuğum mimar olacak demiş. Onun için adım Sinan koymuş. Ayhan sonradan gelmiş. Esas adım benim Sinan'dır aslında. Öyle bir akşam dost muhabbet dost dedik. Abi öyle kaldı sonra biliyor musun? Güzel ama. Yani, yani 50 tane program olmuş. Her gece kafayı ben taktım buna. İş yok, güç yok zaten. Oturuyoruz. Yani ne olacak akşama kadar? Tabii. Ondan sonra birkaç tanesi. Hazırlanıyor. En son artık dedim ki yapamayacağım. Haftada 3'e indirdim. Salı, Perşembe, Cumartesi. Onun için evet, bugün zor hakikaten. Bugün sen ama ben otomatik bağladığım için ben hiçbir şey yazmıyorum. Çıkıyorum, başlıyorum. 2 saat. Non-stop. Evet, evet. Daldan dala. Hatta birinin adı from branch to branch adı bir tanesinin. Daldan da. Aşağı yukarı evet. İngilizce zaten var. Evet Allah. İtalyanca uzun yaşıyor. Evet Allah olsun. Almanca var mı? Almancam yok hayır. Almanca yok. O işte o olması gereken Fransızca var. Almanca olması gereken bir lisandı. Fransızca olunca zaten İtalyanca ve şey i̇şte, daha kolay onlar oluyor. Onlar arkadan geldi. Evet. Peki en rahat ettiğin İngilizce mi? İşte insanlar çok tuhaf ya. Böyle bir şeyle benim programda misafir oldu Los Muhabbetos'a Avrupa Birliği Büyükelçisi. Gördüm onu. Adamla İngilizce konuşuyorum. Ayhan Sıcımoğlu şu İngilizceni biraz düzeltsen birbirinden koşmasan olmaz mı diyor herif bana ya. Ben Türkçemden daha iyi İngilizcem. Bir he gezecek. Şeyde çok rahatsız etmiyorlar değil mi abi seni? Hani böyle program yapınca canlı bir sürü bir şeyler yazıyorlar bazıları. Tabii ki. Oo. Çok saldıran geçen falan oluyor ama seninkilerde çok görmüyorum. Tabii. Bayağı bir Var. Geçen gün liste yaptı Hande. Bir okudum bile üzüldü. Artık okuma Ayhan Bey ne olur okuma. Üzülüyor ağlayan kızlar falan oldu. Şeylerden. Ha, bana yazılanlara yani. Şey inanamazsın. İnanamazsın. Bu yeni kültür abi. Yeni Türkiye var ya diyorlar yeni Türkiye. Maalesef işte maalesef. Bunu biz de hissediyoruz biliyor musun burada? Eskiden böyle değildi ama son 5 senedir. Yani Amerika'da böyle bir şey yok olmaz. Hiçbirinde olmaz. Yok Türklerden bahsediyorum. Bozulan Türkiye buraya da yansıdı. Çünkü burada çok güzeldi. Yani hiç mesela Türkiye'ye görüştüğümüz insanlar böyle ilişkili olduklarımız çok hoş bir çevreydi. Biraz bozuldu. Ama dediğim gibi işte. Çok bozulan Türkiye'nin kültürünün. Çok yansımasını yazık. Burada da görüyoruz maalesef. Çok yazık. Hoş değil umarım. Ve oradaki aslında biri başlamıştı biraz ufak ufak. Bir gün downtown'da yürürken yıllar evvel böyle biri dedi ki kaç arkadaşız? Üç arkadaş falanız. Şurada merdiven altında bir kulüp var adını unuttum. Kulübe bir indik aşağı abi. Tuhaf tipler var içeride. Abi ondan sonra müzik böyle kulağıma da müzik şey geliyor. Yani ben Türkiye'den çıkalı da çok sene olmuş. Ondan sonra oradan böyle tuhaf kızlar da tuhaf. Mor saçlar böyle erkek gibi böyle şeyler. Bir baktım Wednesday night lesbian night yazıyor. Dedim bugün günlerden ne dediler Wednesday. Ya Allah'tan ben nereye gelmişiz? Lesbian night'a gitmişim. Ama erkek gibi kızlar. Fakat bir uyandım ki müzik çalan Türkçe. Türkçe pop çalıyormuş. Lesbianlar Türkçe. They love Turkish pop. Bozumluyum. Nasıl güzel bir kız şey, DJ'deki kız, çalan kulübede. İşte, why are you playing this? I love this music. I love it, it's wonderful falan. Ya ama burada bizim Serdar Ortaç çalıyor falan mesela. Ve bayılıyorlar. Bütün sonunda
Kızın girlfriend'i geldi. Bana bir posta koydu abi kızla konuşuyorum diye. Orayı terk ettim şeyi kulübü. Serdar Ortaç da çıktı drone'da bir kez. Öyle mi? Hastasıyım. Çok kabiliyetli. Çok kabiliyetli çocuk. Evet. Çıktı. Playback yaptık ama bütün orkestra alamadık ama yaptık. E tabi. Onun müziği öyle. Ha, müziği dinler miyim? Hayır ama kendimi sesini seviyorum. Evet. Dövecekti kız. Yani. O zamanlar bir de çok şeymiş tabii New York'ta. Şimdi of. Biraz değişti ve gittikçe de değişiyor. O özellikle hatta 70 sonları falan çok güzelmiş biz bilmiyoruz. Of sen ne diyorsun? Senin şeyden seni parktan geçemezdi Thompson Square tabii, Park'tan. Tabii Thompson Square Park'tan. Oradan geçemezdin. Orada tabii. Bütün zenci abiler 2 metre boyunda ateş yakarlar böyle ateşin başında aynen, böyle hey why you motherfucker you what falan böyle iş böyle iş. Alphabet City aman ha sakın gitmeyin falan. Alphabet City oraya ABC'ye hayatta giremezsin. Evet. Ben Alphabet City'de 10 sene önce mekan açtım. Şimdi de Alphabet City'deyiz. Drom'da orada. Avenue'deyiz biliyorsun. Ben B'de açmıştım bundan önceki. B'deydi. 13 sene ben, önce. Ben onu biliyor muyum? Onu biliyorum ben galiba. Biliyor muyum? Maya meyhaneyi bilir misin? Bilmiyorum. Yok bilmezsin. Hayır bilmem. Benim ilk St. Mark's Cafe'yi biliyorum. Yok o zaman da buradayım. St. Mark's Cafe'yi biliyorum ama. Türkiye'de çok meşhur olmuştu. Ben yani gelirken Türkiye'de arkamdan bir yürü uçak gelir yani. Bunu sana söyleyeyim. Valla yapalım. Ciddi yapalım. İnşallah yılbaşından önce düzele girerse öyle Kasım Aralık gibi falan yapalım. İnşallah girer. İnşallah girer. Yani bu işin aşısı dediğim gibi aşısı bulununca zaten ancak o zaman ortaya evet, çıkacak bu iş. Sağ ol katıldığın için, kırmadığın için bizi. Çok güzel oldu. Özlemişim senin sohbetini. İnşallah en kısa zamanda canlı söyleşiriz. Sana bir şey diyeyim mi? Bütün röportajlarda işte Ayhan Bey dünyayı gezdiniz. Efendim en çok nerede yaşamak isterdiniz deyince abi şak diye New York'u yapıştırıyorum. Allah, vallahi billahi. Ben hastasıyım. Haklısın. Yani hey, belalı bir şey. Allah'ın cezası. Yani çekilmez bir yer biliyorsun. Ama garip bir hani, enerjisi ve büyüsü var. İstanbul gibi aslında çok benzetirim. İşte böyle ben de benzetirim. Eski İstanbul gibi. Eski İstanbul. Burası İstanbul, çok değişmedi. Doğru şimdi İstanbul çok fena oldu. Evet. Eski İstanbul'a çok benzer. Zaten hep eskiden beri benzetirim. O kozmopolit şeyi, karakteri, insanların relax olması, evet. İnsanların böyle birbirinin şekilde İstanbul'u sevmesi. Şimdi abi öyle bir şey oldu, öyle bir göç aldı ki İstanbul'u diye bir şey kalmadı. Bir yok evet. Yani. Evet. Sevmiyor adam şehri. Nefret ediyor. Evet. Yani ben doğarken ölmüşüm şeyi diyorum ben buna kültürlü. Çok bozuldu doğru söylüyorsun. Bak, ben bitti. Hep heyecanla gelirdim son 2-3 sene. Tabii ki. Bu şehirle, sen tabii tuzum kırı, sen konuşuyorsun. Ben şimdi tuzla alakası yok bu işin. En fakir de olsan, en zengin de olsan bu şehri seveceksin. Mecbursun. Burada yaşıyorsun. Sen tuzum kırı konuş tabii. İyi be falan. Yani şimdi o şeyleri hissediyorum oradan lafları. Tamam geliyoruz. Kesin. Konsere geliyoruz. Kesin Drum. Yapıyoruz. Drum evet. Konserindeyiz. Evet. Hastasıyız. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Ciao. Ciao. Lee Meeting. Ciao. Teşekkürler. Bye bye.